Evet sevgili izleyicilerim, Mahmut Korkmaz Bey altılı masayı değerlendirdi efendim. Buyurun. Evet, merhaba sevgili seyirciler. Sakıp Teker beni yakaladı. Zorla konuşturuyor. Şu an ciddi bir baskı altındayım. Şimdi konuşmanın gündemini de bana bırakmış oldu. Şimdi altılı masadan başlayalım. İşte altılı masala yine dün toplandılar. 9,5 saat eski Milli Güvenlik Kurulu dönemi gibi yuvarlak bir masada zihinsel olarak yuvarlak fikirli arkadaşlar bir o tarafa dönüyorlar, bir bu tarafa dönüyorlar. Karşılarında Recep Tayyip Erdoğan var. Kiminle kazanırız, nasıl kazanırız? Aslında bunu söylerken de herkesin beyninin gerisinde farklı argümanlar var. İşte aslında herkes kendini tarif etmeye çalışıyor. Böyle güldür güldür şovda bir skeç vardı işte. Bir tanesi diyor işte bayan eli değmesi lazım. Öbürü diyor işte tecrübeli bir bakanlık yapmış olması lazım. Öbürü başbakanlık yapması lazım. Bir başkası yakışıklı olması lazım falan. Temel Bey de işte minnoş, tonton, sevimli bir dede gibi olması lazım falan derken herkes kendini tarif ediyor. Yani burada ilginç olan da şu var. İşte açıklamama gerekçeleri, biz adayı açıklarsak aday yıpranır. Şimdi komediye bakabiliyor musunuz? Yani şimdi karşılarında Recep Tayyip Erdoğan var. 23 senedir iktidarda, feleğin her türlü çemberinden geçmiş, darbelerle, muhturalarla, dünyadaki krizlerle, pandemiyle, savaşlarla karşı karşıya gelmiş, krizleri yönetmiş, zorluklardan geçmiş, sıkıntılardan geçmiş, yıpranmıyor. Bunların adayları nasılsa tespit ediyorlar, aday yıpranıyor. Ya bu aday kardan adam mı? Bugün 2 ayda, 3 ayda, 5 ayda yıpranacak adam defolu bir adam mı? Problemli bir adam mı? Diyelim ki sen bunu getirdin. Cumhurbaşkanı seçtin. 85 milyonluk bir ülkeyi yönetecek. 17 milyon 200 bin tane emeklinin emekli maaşını ödeyecek. Memur maaşını ödeyecek. Bütçe giderlerini karşılayacak. Savunma harcamalarını giderecek. Şimdi bu altılı masada şöyle bir düşünelim. Bunların PKK terör örgütüne karşı mücadele konusunda bir stratejisi var mı? Herhangi bir terör faaliyetinde işte teröre lanet olsun. Hangi teröre? PKK terör örgütü diyebiliyorlar mı? Diyemiyorlar. Veya bunlar Suriye'nin kuzeyindeki hatta Irak hattında yani Hatay'dan başlayan 1350 kilometre uzunluğundaki bir terör devleti kurulması için yapılan çalışmalara karşı ne yapacaklarını söyleyebiliyorlar mı? Yok. Biz orada terörle mücadele edeceğiz. Bizim İHA'larımız, SİHA'larımız, askerlerimiz orada kalmaya devam edecek. PKK'nın kökünü kazıyacağız diyebiliyorlar mı? Demiyorlar. Karadeniz'deki doğal gazı çıkarma faaliyetini devam ettireceğiz. Veya diyelim ki bu insanlar Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimize devam edeceğiz. Libya'daki meşru hükümeti tanıyacağız. Oradaki aktivasyonlarımıza devam edeceğiz. Mavi vatanı koruyacağız. Yunanistan'ın azgınlığına, Amerika'nın Yunan adalarını silahlandırmasına karşı silahlı mücadeleye hazır olacağız diyebiliyorlar mı? Diyemiyorlar. İhracatı artırmak için organize sanayi bölgelerini büyüteceğiz diyebiliyorlar mı? Diyemiyorlar. Söylediği ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun? 20 senede bir tane fabrika gösterin yapıldı mı diyor. 20 senede bunların yaptığı bir hizmet var mı diyor. Dün Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı dedi ya, hiçbir şeyi görmüyorsan İstanbul'a İzmir'e giden işte köprüyü gör, otobanı gör, 8,5 saatte gidilen yol 3 saat 15 dakikaya düştü diyor. Mesela İstanbul Havalanı'nı gör, Marmara'yı gör, Avrasya Köprüsü'nü gör, Yusufeli Barajı'nı gör,
efendim doğudaki yapılan havalanlarını gör, viyadükleri gör, tünelleri gör. Memleketin her tarafı mamur hale geldi, bunu gör. Ama adam rahatlıkla diyebiliyor ki bir tane diyor yaptığı bir şey göster. Bunu diyebiliyor. Şimdi böyle bir yapı, işte Temel Bey de dün gene Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Düşün, Çamlıca tepesine yapılan camiye İslamcı bir partinin tırnak içerisinde genel başkanı buraya bu cami niye yapıldı diyor. Siz bu camiyi bir kere doldurun elinizden öpeyim diyor. Ki İstanbul gibi bir yerde, Çamlıca gibi bir seyir alanında herkesin sürekli zaten en az bulunduğunda 10 bin, 20 bin kişinin bulunduğu bir alandaki caminin onlarca, yüzlerce kez dolduğunu görmüyor. İşte Meral Hanım çıkıyor diyor ki Tayyip Erdoğan Ayasofya'yı açamaz. Hadi aç da göreyim. E açtı. Git gör açtığını. İşte Ali Babacan ekonomiyi ben düzelttim. Nasıl düzelttin? Sayın Cumhurbaşkanı'nın veya Başbakan'ın o günün şartlarında onayı olmadan, yönlendirmesi olmadan, emir ve talimatı olmadan senin kımıldayabilme, hareket edebilme, iş yapabilme hakkın var mı? Yok. Ahmet Davutoğlu zaten ayrı bir garabet alameti. Kendinin işte Cumhurbaşkanı olabileceğini söylüyor. Oysa parti ona başbakanlık verdi. Bir yılda eline yüzüne bulaştırdı. Ve o dönemde Kılıçdaroğlu kendine Dışişleri Bakanı iken Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en çapsız başbakanı, en çapsız Dışişleri Bakanı dediği lafı yuttu. Şimdi orada yer elde etmeye çalışıyor. Şimdi siyaset dürüst insanların işi, siyaset ilkeli insanların işi, siyaset kararlı insanların işi. Kararlı olursan, dürüst olursan, yolunda düzgün yürürsen insanlar sana itimat eder. Ama bunu yapmazsan o tarafa savruldun, bu taraf savruldun, oraya kıvırdın, buraya kıvırdın, etkili olma şansın yok. Evet bir kısım sorunlar var. İnsanlar ne diyor? Şimdiye kadar olan sorunları Recep Tayyip Erdoğan çözdü. Bundan sonra da o çözer. Eksik varsa eksiği de o düzeltir. Yanlış varsa, hata varsa onu da o düzeltir. İşte bunun içindir ki 22 yıl, dünyada 22 yıl iktidarda bu kadar ekonomik krizler, pandemi, değişik sorunların olduğu bir dünyada bir insanın yani oy oranını artırarak işte 17 seçim kazandı ya inşallah 18'ine doğru gidiyor. Sürekli bir ivme, sürekli bir hareket, sürekli bir enerji, sürekli bir sinerji oluşturması ve insanların ona itimat etmesi boşuna değil. İşte dün işte Putin'le görüştü, Zelenski'yle görüştü. Ondan sonra Putin ateşkes ilan etti, geçici olsa da. Böyle bir dünyada karşında Amerika var, seni çapraza düşürmek için uğraşıyor. Efendim Yunanistan var, Avrupa Birliği var, Macron var, işte Tayyip Erdoğan bizi Afrika'dan silip süpürüyor. Bunu söylüyor. Ama Türkiye şu anda, diyelim ki bir Azerbaycan konusunu örnek verelim. Ermeniler geldiler. Azerbaycan'ın %25'ini bir hafta içerisinde işgal etmişlerdi. Azerbaycan o günün şartlarında yalvarmıştı Türkiye'ye. Bir helikopter verin. Veremedi veya vermediler. Ama şu anda ne oldu? Türkiye, Azerbaycan işbirliği içerisinde o her tarafı silah, her tarafı mayın, her tarafı tank, her tarafı savunma gereçleri doldurmuş Ermenistan'ı bir ay içerisinde kaldırıp attılar. Devlet yönetmek, devlet yönetmeye talip olmak yürekli olmayı gerektirir, kararlı olmayı gerektirir ve mücadele ruhu olmayı gerektirir. Diğer taraftan millete sırtını dayamayı gerektirir. Şimdi düşün, Kemal Kılıçdaroğlu ne yapıyor?
A markaya gitti. Bir benzinlikçe de hamburger yedi. Orada Amerika'dan kendine ithal bir danışman getirdi. Şimdi Amerika emperyalizminin uşağı olmuş bir danışman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarına göre yönetmeni sana tavsiye eder mi? Ve adam tanıtım toplantısına gelmedi. Zahmet edip uçağa atlayarak gelmedi. Zoom'la görüşme yaptılar. Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? İşte teknolojinin dedi, en büyük ve gelişmiş özelliğini burada gösteriyoruz. Oysa Türkiye'de insanlar istedir Zoom'la görüşüyorlar. Ondan bile haber yok. O şimdi işte gece evinin mutfağında beyaz kolları çemrelenmiş gömleğini göstererek ergenler gibi işte şunu vereceğim, bunu vereceğim efendim, otomobil alanlara işte ÖTV almayacağım, cep telefonu alanlardan ÖTV almayacağım, borçları sileceğim, herkese şu parayı vereceğim diye yağıp gürlüyor ya. Mesela bir dönem şunu söylüyordu. İşte Türkiye gitti, Londra'daki tefecilere teslim oldu diyordu. Bunu söyleyen adam 3 ay sonra gitti, Londra'dan size 10 milyar dolar temiz, çevreci bir para buldum. Nasıl oluyor bu temiz para? Hadi temiz para, çevreci para nasıl oluyor? Yeşil mi yani, üstünde şeyleri mi var yani? Başka türlü paraların üstünde şey mi var, duman mı var, fosil mi var, ne var? İşte bunları zannediyorlar ki aslında Türkiye'de insanlar, gençler bunu yiyor zannediyorlar. Oysa... Başkan şeyi sorayım, tamam çok güzel konuşuyor. Şimdi o zaman bu anlattığına göre altılı masa adayı dışarıdan biri mi olacak? Valla dışarıdan da olsa, içeriden de olsa hani derler ya korkunun ecele bir faydası yok. Kim olursa olsun söylemler doğru olmadıktan sonra memleketin savunmasıyla, memleketin güvenliğiyle, memleketin gelişmesiyle, ekonomik kalkınmasıyla ilgili ciddi iddialarda bulunmadıktan sonra hiçbir şey ifade etmez. Kimi getireceksin dışarıdan? Mehdi mi gelecek? Ya muhtemelen şu andaki gözüken tablo Kemal Kılıçdaroğlu gibi gözüküyor. Ama öbür taraftan o ittifak ortağı olan bir parti, İyi Parti, alttan alta işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun ki bence çok çirkin mezhep konusunda zafiyetini ki ben öyle düşünmüyorum, vurgulamaya çalışıyor. Belden aşağı vurmaya çalışıyor. Başka bir partinin belediye başkanlarını ayartarak kendilerine kukla oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi İmamoğlu'nu şişirdiler. Ne oldu? Patladı. İmamoğlu'nun Türkiye'nin yönetim tarzına, yönetim problemlerine ait bir tek cümlesi var mı? Yok. Cumhurbaşkanına saldırıyor, Adalet Bakanına saldırıyor, İçişleri Bakanına saldırıyor, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine saldırıyor. Şimdi böyle saldırganla agresif tavırlar içerisine girmeyle, Saraçhane'de çak yapmayla, sarılıp öpüşmeyle bu işler olmuyor. Memleket yönetmek ciddi bir iş. Çalışmak isteyen bir iş, basiret isteyen bir iş, hesap kitap gerektiren bir iş. Evet, burada bitirelim istersen. Güzel oldu, elinize sağlık.